sunmak amacıyla kurulmuş bir firma. Şu anda 3 tane inovatif markamız bulunuyor. Bunlardan ilki Türkiye'nin ilk lipozomal vitamin ve gıda takviye serisi olan Lipozom markası. Diğer bir markamız Hepoliva, Türkiye'nin Same, Kolim ve Silimarini bir arada içeren Türkiye'nin ilk karaciğere özgü takviyesi ve Çinko Past ise Türkiye'nin ilk çinko asetat pastili. Ben bugün lipozom ürünlerinden bahsetmek istiyorum çok kısaca. Lipozom yenilikçi, sağlıklı, yüksek biyoyararlılığının teknolojisi aslında lipozomal teknoloji. Burada kısacası yani sizler tabii ki çok daha iyi biliyorsunuz. Biyoyararlılığının öneminden bahsedecek olursak biyoyararlılığının bizim açımızdan bakıldığında bir etken maddenin gerçekten faydalı mı yoksa herhangi bir etki göstermeden atıldığının mı göstergesi olarak karşımıza çıkıyor ve emilim sorunu olan bazı vitamin ve takviyelerle ilgili yapılmış birçok çalışma var. Mesela C vitamininin artan dozlarda azaldığını biliyoruz. Özellikle 500 miligramın üstündeki dozlarda emilimi daha da azalıyor. B12 vitamini son derece düşük. O yüzden de ülkemizde sizlerin de bildiği gibi çok fazla intramüsküler enjeksiyonlar kullanılıyor. Resveratrol, kurkumin, kuersetin gibi polifenolik bileşikler içeren takviyelerin ise emilim oranı neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü %2 ila %5 aralığında emilebiliyor sadece. Peki lipozomal teknoloji ne yapıyor? Aslında lipozomal teknoloji bizim hayatımızda çok yeni bir teknoloji değil. Sadece takviye alanında çok yeni bir teknoloji. 1964 yılında geliştirilmiş bir teknoloji. İlk olarak kanser ilaçlarında ve antifungal ilaçlarda kullanılmaya başlanmış. Daha sonra dermokozmetik ilaçlarda kullanılmaya başlanmış. Dermokozmetik ürünlerde pardon. Ve en son ise takviye edici gıdalarda uygulaması başlanıyor 2000'li yıllar itibariyle. Tamamen doğal bileşenlerden oluşuyor. Yüksek oranda biyoyararlılığını sağlıyor. Biyolojik olarak bu sağ tarafta gördüğünüz kürecik, fosfolipid kürecikler içerisine etken maddenin yerleştirilmesi esasına dayanıyor ve biyolojik olarak birebir oranında hücrelerimizi taklit ediyor. Yüksek oranda biyouyumlu ve Avrupa mevzuatı açısından da uygun bir teknoloji. Lipozom maksimum emilimi, dolayısıyla da maksimum etkinliği, faydayı garantileyen Türkiye'nin ilk lipozomal teknolojiye sahip vitamin ve gıda takviye serisi. Klasik takviyelerle karşılaştırıldığında aradaki en büyük fark biyoyararlılığının farkı. Yalnız sizlerin de bildiği gibi normalde klasik takviyelerde emilim oranları çok fazla sunulmuyor aslında ve ürünlerin de birebir kendine ait klinik çalışmaları yok. Maalesef ki göremiyoruz bunları. Lipozom markası altındaki ürünlerin birebir emilimi ve etkinliği kendine ait klinik çalışmalarla kanıtlanmış. Hatta bu oranın neredeyse intravenöz enjeksiyonlar kadar yüksek etkinlik gösterdiği bağımsız laboratuvarlardaki sonuçlara göre de kanıtlanmıştır diyebiliriz. Biz burada Hollanda'nın CureSupport firmasıyla çalışıyoruz. Lipozomal teknoloji alanında dünya lideri olan bir firma. Ürünler tamamen yurt dışından bitmiş halde bize geliyor. Yani nihai halinde ülkemize ulaşıyor. CureSupport firmasına da baktığımızda aslında özel patentli bir lipozomal teknolojisi var. Bu teknolojinin adı Lipoel teknolojisi. Aynı zamanda dünyada 4 merkez ofisi bulunuyor. Hollanda, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan olmak üzere dünyanın 50'den fazla ülkesinde ürünlere ulaşılabiliyor ve 150'den fazla da ürün çeşidi bulunuyor. Aslında buradaki firma tamamen bir Ar-Ge firması gibi düşünebiliriz. Tamamen tek amaçları lipozomal teknolojik ürünleri insanlara ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir firma. Aynı zamanda tabii ki Hollanda'da olduğu için firma GMP ve HACCP ve ISO sistemlerine uygun olarak üretim gerçekleşiyor. Ülkemizde bildiğiniz gibi takviye edici gıdaları onay merci Tarım Bakanlığı ama CureSupport lipozomları yani lipozom Avrupa ve Hollanda'da hem tarım hem de sağlık otoriteleri tarafından onaylanmıştır. Peki bu teknolojinin esası nedir? Kısaca bunlardan ve lipozomun farkından bahsetmek gerekirse. Normalde bir fosfolipid kürecik içerisine hücreye hangi etken madde ulaştırılmak isteniyorsa o etken maddenin yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Klasik lipozomal teknolojide. Küreciğin öncelikle bazı koşulları sağlamış olması gerekiyor. Bir kişinin galiba sesi açık. Rica etsem sesi kapatabilir miyiz? Çok teşekkür ederim.
Öncelikle bu fosfolipid kürecik içerisine hangi hücreye hangi etken madde yerleştirilmek isteniyorsa o etken maddenin yerleştirilmesi esasına dayanıyor demiştik. Bu küreciğin bazı stabilite testlerini tamamlamış olması lazım. Bunlar ne? pH stabilitesinin tamamlanmış olması lazım. Hücreye kadar ulaşıyor mu? Bunun garantisinin sağlanmış olması lazım. Eğer ki bunları sağlıyorsa bu kürecik mideyi geçerek bağırsaklara, bağırsaklardan entrositler aracılığıyla lenf dolaşım sistemine, lenften kana karışarak tüm hücreyle karşılaştığında hücre içerisine etken maddeyi bırakıyor. Peki lipoel teknolojisi yani lipozomun farkı ne? Lipozomun maksimum emilim etkisini kanıtlayan bir kural var. Aslında üç tane kuraldan oluşuyor. Bu 3P kuralı diyoruz biz buna. Birincisi pH stabilitesi, ikincisi partikül boyutu stabilitesi, üçüncüsü ise pozitif yük ile hücreye geçiş. pH stabilitesine baktığımızda ürünün pH 1'den pH 7'ye kadar tüm gastrik pH derecelerindeki pH 1 çok fazla yani görülmez genellikle siz de çok iyi bilirsiniz ki tüm asidik ortamlara dayanıklı olduğu ve böylelikle mideyi pas geçtiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Partikül boyutu dağılımına geldiğimizde partikül boyutunun belli standartlarda olmasını biz arzu ediyoruz. Bunlar özellikle Avrupa Birliği tarafından onaylanmış olan partikül boyutları 100 ila 200 mikron arası. Pure support lipozomları, lipozomun partikül boyutu da 150 ila 180 nanometre partikül boyutuna sahip olup standardize edilmiştir. Üçüncü önemli özellik ise lipoel teknolojisine patentli olan kısmı aslında bu. Bunun hücreye geçişini nasıl kanıtlıyoruz? Bu sistem mideyi pas geçtikten sonra lipozomla birlikte bağırsaklara, enterositlere geçiyor. Bu klasik bir fosfolipid yapı. Normalde bizim de hücre membranımız fosfolipid yapılardan oluşuyor ama negatif yüklüdür. Klasik fosfolipidlerde negatif yüklüdür ama pür support lipozomları oluşturulduktan sonra basınç altında kalsiyum karbonat iyonuyla çevrilir ve bir kısmi pozitif yük oluşturulur. Bu yüzden de hücreyle karşılaştığında elektriksel çekimle birlikte hücre içerisine etken madde tam dozunda bırakılır ve dış kısmını ise hücre kendi membranını onarmak amacıyla kullanır. Yani siz almış olduğunuz bir takviyenin minimum %95 oranında hücrelerinize kadar ulaştığı ve hücrenizin de kalan kısmını kendi yapısını onarmak amacıyla kullandığı kanıtlanmıştır. Burada bunu anlatan çok kısa bir video var. Bu lipozom küreciği hücre membranımızda bu sağ altta gördüğünüz kısım elektriksel çekimle hücre içerisine etken maddeyi bırakıyor ve dış kısmı ise hücre kendi yapısını onarması amacıyla kullanıldığını anlatan çok kısa bir video. Aynı zamanda ürünlerin tamamı vegan ve vejetaryen kullanıma uygun. Gluten içermiyor, süt ürünü içermiyor, şeker ve alkol içermiyor. Burada bir iki sadece kendine ait klinik çalışmadan çok kısa bahsedeceğim. Mesela C vitamini çalışmasında klasik C vitamini ester C, standart lipozomlar lipozom ve IVC karşılaştırılmış. Klasik C hatta klasik lipozomlardan bile 7 kat daha fazla emilim sağladığı lipozomun IVC'nin ise neredeyse %80'ini karşıladığı çalışmalarla gösterilmiştir. O yüzden de biz diyoruz ki her lipozom lipozom değildir diyoruz. Bir de kurkuminle yapılmış çalışmaya baktığımızda piyasada biliyorsunuz çarpı 185 içerikli genellikle kurkumin takviyeleri var. Onlarla kıyasladığımızda klasiklerden 18 kat çarpı 185 içerikli ürünlerden ise 4 kat daha fazla emilim sağlayıp yani çarpı 740 kat daha fazla emilim gösterdiği çalışmalarla gösterilmiştir. Peki lipozom kullananlara ne sağlıyor? Maksimum emilimi ve maksimum faydayı sağlıyor. Yan etkisiz, farklı vitaminler ve besin destekleriyle etkileşim riski olmadan aynı anda kolayca kullanım imkanı sağlıyor. Yani çok az bir suya lipozom serisindeki tüm ürünleri karıştırıp da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve kişiye özel takviyeler de oluşturabiliyorsunuz burada. Bir önemli özelliği daha klasik takviyelerde emilimi arttırmak için aç veyahut da tok alınması ile ilgili çeşitli şeyler söylenir. Burada aç, tok veyahut da yağlı beslenme gibi hiçbir koşula gerek yok. Çünkü buradaki küreciklerin hedefi zaten hücre. O hücreye her halükarda ulaştığı için aç veya tok, yağlı beslenme gibi özel bir koşula gerek duymuyor. Kullanımı kolay sıvı formu ile de hem hasta uyumu hem de sağlıklı yaşam tarzına uygun kullanım imkanı sağlıyor. Lipozom formları içerisinde peki neler var?
vitaminler ve takviyeler olarak ikiye ayrılıyor. Vitaminler lipozom C vitamini, lipozom D3K2 vitamini, lipozom B12 vitamini ve lipozom B kompleks vitamini. Takviyelerde lipozom glutatyonun 3 farklı formu bulunuyor. Çünkü her yaşa ve her ihtiyaca karşılık glutatyon takviyesini sağlamak amacıyla lipozom glutatyon 450 mg sıvı saşe formu, lipozom glutatyon 180 mg sıvı saşe formu ve lipozom glutatyon 200 mg kapsül formu. Aynı zamanda lipozom kurkumin formu bulunuyor, Q10 formu bulunuyor, resveratrol formu bulunuyor ve lipozom quercetin formu bulunuyor ürünler içerisinde. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada paylaşımımı kapatıp sözü Teoman Hocama devretmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok güzel sunumdu. Gayet Çok güzeldi. sağ olun canım. Bugünlere gelmesinde tabii ki Levent Hocam'ın, tekrar edeyim, çok faydası ve emeği vardır. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Yani Kesinlikle hocam. kesinlikle bu konuya yüreğini vermiş, yani ömrünü vermiş bir kişi olarak takdire şayan bir iş yapmıştır. İnşallah yeni ürünler bekliyorum ve ona söylüyorum neler Teşekkürler. geleceğini. Onlar da üretilip inşallah piyasaya verilecektir en kısa sürede. Ben de ilk eğitimimi Levent hocamdan aldım. Teoman hocam. Ne kadar mutlu size. Sonuçta ben vitaminlere bir genel giriş yapayım. Genel giriş yaparken de hep lipozoma gidip geleceğim. Yani biraz farklı yani konuyu anlatacağım size bu gece. Mitokondri bazında anlatacağım. Tabii siz mitokondri bazında konuyu çok iyi bilmediğiniz için notlar almanız gerekecek. Bizim mitokondriler enerji portallarımız. Yani her hücre içerisinde bulunan mitokondri dediğimiz bir organel var. Bu enerji portallarımızı sağlıyor bizim. Biraz biyokimyaya gireceğiz bu gece. Biraz kafalar gidecek gelecek ama konuyu sizin anlayacağınız dilden en alt level'da anlatacağım. Çok basit anlatacağım çünkü çok önemli yerler var. Daha halen daha yaklaşık ben 100 tane video yükledim YouTube'a ama nedense bir türlü anlaşılmıyor. Çünkü bana gelen kanlarda daha halen daha D3K2 oranları 9'un üzeri geçmiyor. Yani ben ne kadar anlatsız ama anlatayım. Yıllardır anlatıyorum ama bir türlü anlaşılamıyor herhalde. Onun için D3K2 ile başlayacağım. Bizim mitokondriler her gün, bunları not edin, her gün 4 tane element ister. Bakın, 180 tane element istiyor ama asıl istediği 4 tane element, baz element her gün istiyor. Bir tanesi D3K2, önce istediği. Her sabah kalktığında, uyandığında mitokondrileriniz, 70 trilyon mitokondrileriniz, yani hücrelerle birlikte, sadece eritrositlerde mitokondri yok, diğer bütün hücrelerde yani mitokondri var, bunu baştan belirteyim. D3K2 istiyor. Niye D3K2 formunda istiyor? Çünkü D3'ü biz tek başına alırsak oluşan kalsiyum ne yazık ki damarda kalıyor. Damar sertleşmesine neden oluyor. Yani biz D3'ü tek başına alırsak kendimize kötülük yapmış oluyoruz. Bunu baştan belirteyim. D3K2'ye girmeden. Mutlaka yanında K2 formu olması gerekiyor. Peki D3K2 aldık diyelim, ürünü gördük, aldık. Bu bizim için yeterli mi? Bu da yeterli değil. K2 formunun ubiquinon 7 formunda, yani damarda çok dolaşan dediğimiz, eliminasyonu uzun olan, çünkü bu oluşan kalsiyuma kemiğe ve dişe git komutu verecek bu K2. Ne kadar uzun süre damarda durursa, mesela bunun süresi 7-8 saattir. K4 daha az sürede olduğu için onu pek sevmiyoruz bu konuda. K4'ü biz gebelerde kullanıyoruz. Çünkü gebelerde plasentadan geçebiliyor. Diğeri geçemiyor K7 ama hamile değilseniz, normal bir erişkinseniz ubiquinon dediğimiz 7 formunu kullanacaksınız. Bu da yetmiyor. Firmalar ucuzuna gidiyor. CIS formu var bunun. CIS formunu kullanıyorlar. Çünkü CIS formu ucuzdur. Yani K2'nin ubiquinon 7 olması yetmiyor. CIS formunu aldığın zaman da gene yetmiyor. Çünkü CIS formunu hücre tanımadığı için, hücreye giremediği için o da bir biyoyarlığının, biraz önce Melike Hanım'ın anlattığı biyoyarlığımız sıfır oluyor. Demek ki bizim alacağımız form hem ubiquinon 7 olacak hem de içinde yazacak all trans formunda olacak. Bunun %100 bu formu bulacaksınız. Firmalar bunları yazmak istemiyorlar ama toplum olarak bir baskı oluşturursak bu K2'nin hangi formda olduğunu görmeniz gerekiyor. Eğer kendinizi seviyorsanız, damarlarınızın sertleşmesini istemiyorsanız bunu mutlaka bu formla uymanız gerekiyor. Demek ki mitokondri her sabah kalktığında önce D3K2'nin bu formunu istiyor. Bunu almamız gerekiyor.
Şimdi burada kolesterole girip çıkacağım. Çünkü kolesterol konusunda bir de artık kimse konuşmasın. Kolesterolün iyisi kötüsü yoktur. Kolesterolün her şeyi iyidir. Kolesterol her maddenin ham maddesidir. Sizin testosteronunuzdan, östrojeninizden, her şeyin, bütün hormonlarınızdan, D3 vitamininizin her şeyin ham maddesidir. Kolesterol damarda oluşan hidrojen peroksit ve nitroz amitlerin yani oksijen radikallerinin damarda yaptığı hasardan bir impuls çıkar. Bu impuls karaciğere gider. Karaciğer der ki ben bu yaralanmayı yani sizin asidik beslenme dediğimiz beslenme modelindeki oluşan ürünler damarlarda yararlanmalar yapıyor. Damarda yaralanınca bir impuls çıkıyor. Karaciğere gidiyor o impuls. Karaciğer de bu damarı onarmak için kolesterol üretiyor. Sizin vücudunuzdaki kanda ölçülen kolesterolün %85'ini kendi karaciğeriniz, buraya yazın, kendi karaciğeriniz %15'ini dışarıdan alıyorsunuz. Kolesterol diyeti falan yapmayın. Sizin yapacağınız tek diyet alkali beslenme diyetidir. Kolesterol hapı kim verirse versin, bakın bunu not edin, almayın ve kullanmayın. Öyle bir dünya yok. Yani o kadar yanlış işler yapılıyor ki dünyada. Yani anlatıyorum, herkes önüme geliyor. İşte 10 miligram mı kullanayım, 20 miligram mı kullanayım, kolesterol düşürücü. Kolesterol düşürücü bir hap yok dünyada. Kolesterolü düşürmek istiyorsanız alkali besleneceksiniz. Bir, damarlarınızda yaralanma olmayacak. İki, peki bu damardaki yaralanmalardan kolesterol gidip oraya yapışınca yarayı düzeltince ne oluyor? Herhangi bir otopside ya da bir başka bir ameliyatlarda açınca kolesterolü görünce de suçlu o oluyor. Halbuki o tamir için gitti oraya. O tamirci o. O silikon damarın sürekliliğini, akışkanlığını sağlıyor. Ve kolesterol plağı diye kesilen plakların %85'inde kalsiyum, bunu not edin, %7'sinde kolesterol çıkıyor. Burada da bir yanılgı var. Patolojik yanılgılar yapılıyor. Size ilaç satmak için yanlış işler yapılıyor. Lütfen kim nerede derse desin kolesterolü düşürücü ilaç diye bir şey kullanmayacaksınız. Sizin hedefiniz trigliserit olsun. Onda sorunuz varsa onunla uğraşın. Yani yağlı besleniyorsanız, şekerli besleniyorsanız, yani şekerin eliminasyonundan sonra çıkan ürünler eğer vücutta iyi yakılmazsa trigliserit oranınız yükselir. Bu kadar basit. Bol meyve yiyorsanız, çok şekerli bir yani yiyecekler yiyorsanız bu oranlar yükselir. Demek ki asitik beslenmeden kurtulduğunuz anda, alkali beslenmeye geçtiğiniz ve günde 45 dakika yürümeye başladığınız anda kolesterol değeriniz düşer. Tabii ki negatif duygu ve düşüncelerin terapi yapılması gerekiyor. Orası apayrı konu, bugünün konusu değil. Şimdi geldik, tekrardan buraya dönelim. D3K2'ye dönelim. Kolesterol konusu kapatalım. Kolesterol ilacı kullanmayacağını anlamışsınızdır. Çok net söylüyorum. Lütfen kullanmayın kendinizi seviyorsanız. Karaciğerinizi çok yorarsınız. Ve bunların uzun dönem kullanımında karaciğer kanserleri oluyor. Bunu da baştan size söyleyeyim. Mitokondri sabah kalktığında ne dedik? Birinci madde. Yani dört tane ana madde istiyor. Bir tanesi D3K2 istiyor. Her sabah istiyor. D3K2'yi her gün almak zorundayız. Bunun aktif formu 24 saatte %50'si düşüyor. İkinci 24 saatte de %50'si düştüğü için de D3 seviyenize baktırmayın. Baktırdığınız 90 çıktı. Almadığınız o gün yarın 45 olacak. Ertesi gün de 0 olacak. Onun için D3 vitamin seviyesini baktırmanın bir anlamı yoktur. Yani baktırdın 90 çıktı, o seni sadece o gün koruyor. 24 saat boyunca 90'sın. Ertesi gün bunun aktif molekülü 45'e, 48 saat sonra sıfıra düşecek. Demek ki bu D vitamini bizim her gün almamız gerekiyor. Levent Hocam biraz önce bahsetti. Biz Aydın'da yaşıyoruz. En güneşli yerde yaşıyoruz. Ortalaması 9. Olması gereken yer, pandemideyiz, 80 ile 100 arası olmak zorundasınız. Normalde 68 diyorduk. Yani bu pandemiden önce 60 ile 80 bizim için ideal değerlerdi. Ama vücudumuzun en iyi koruyucusu, yani en baş, biz buna importör diyoruz, kral diyoruz. Bütün vitaminlerin başında geçer bu. Tek başına geçer. Bunun biraz sonra ikinci elementini söyleyeceğim. Bunsuz olmuyor. Bana gelen bir sürü kanların yanında ilaçlar yazıyor. Bir sürü ilaçlar. Alfa lipoik bilmem ne. Onlar üst katlar. Yedinci, sekizinci katlar. Siz su basmanını atacaksınız. Bir birim paranız varsa. Bazısı diyor ki ekonomik sorun. O zaman bir birim paranız varsa D3K2 yatıracaksınız paranızı. Bu kadar net söyleyeyim. D3K2 kullanmadan gidip yok alfa lipoik asit, yok Q10, yok bilmem ne kullanmayın. Siz vücudunuzu seviyorsanız ilk önce sabah kalktığınızda
Yani lipozom için vereyim dozunu, her 50 kilograma 1 mililitre. Çok da basittir. Pipetimiz var. Pipetinin içerisinde 0,25, 0,50, 0,75 ve 1'lik pipetimiz var. Oradan çekiyorsunuz, kaç kiloysanız, 50 kiloysanız 1 mililitre, 75 kiloysanız 1,5 mililitre çekip dilinizin altına da koyabilirsiniz, su bardağına da koyabilirsiniz. Biraz sonra, yani önce Melike Hanım anlattı. Bütün formları aynı su bardağının içerisine koyup karıştırıp içebiliyorsunuz. Yok yağda eridi, yok suda eridi, o da kalktı. Zamandan da tasarruf edebiliyoruz. Aç, tok da bitti. Yani istediğin zaman diliminde, diyelim 5 form kullanıyorsunuz, 5'ini de koyup aynı anda su bardağına biraz karıştırıp içiyorsunuz. Yani çünkü bunlar birbiriyle etkileşmiyor. Lipozondan çıkayım, diğer formlara gireyim. Sakın kompleks formlar kullanmayın. Mesela Çinko C'yi sevmiyor. Sen Çinko'nun C'nin içerisinde olduğunu, olan bir tane ilaç alıyorsun. Aynı preparatın içerisinde B var, D var. Lipozomal form olmadığı için o preparatlar biri suda eriyor, biri yağda eriyor. Bunu ne zaman içeceksin sen? Yani sonuçta 47'li, 48'li kombinantlar var böyle. Hiç sevmedim kombinler onlar benim. Onları lütfen kullanmayın boş boşuna. Eğer lipozom kullanmayacaksanız dahi tek formda kullanmak zorundasınız. Çünkü D vitamini yağda eriyorsa sabah kahvaltıdan sonra almak zorundasınız. Eğer lipozomal form değilse, C lipozomal değilse sabah aç karnı almanız gerekiyor. Ya onlar midede sorun çıkarıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani sonuçta bu lipozomal formlarda özellikle mide sorunları da kaldırıldı. Çünkü aç tok fark etmediği için ve midenizin hassasiyeti göz önüne alındığı için de burada yan etkileri de yok. Ayrıca Melike Hanım biraz önce bahsettiği gibi midenin pH'i yemekle birlikte yemeğin ilk 15-20. Dakikalarında pH 1'e kadar düşebiliyor. Özellikle probiyotiklerimiz ne diyoruz? Aç karnı almamız lazım. Bu probiyotikler canlı bakteriler. Biz tok karnına probiyotik aldığımızda pH 1'e indiğinde mide önüne gelen kötü bakterileri öldürdüğü gibi iyi bakterileri de öldürüyor. Birçok kişi probiyotikleri yemekte ve yemek sonrası alıyor. Yemek sonrası aldığınızda pH 1'e düştüğü için midenin asitinde zavallı iyi bakteriler ölüyor. Demek ki probiyotik ne kullanırsanız kullanın onu da aç karnına kullanmanız gerekiyor. En ideal saati yemeklerden yarım saat öncedir. Hem sizi tok tutar, yani kombuçay, elma sirkesi, doğal elma sirkesi gibi probiyotikleri, kefir olabilir. Bunları aç karnına alın. D3K2'yi anlamışsanız ben ikinci elemente geçeyim. İkinci elementimiz omega 3. Şimdi bu omega 3 ne için önemli? Yani bizim hücrenin membranı var. Biraz önce Melike Hanım'ın anlattığı membran. Bu hücrenin beynidir. Hücrenin çekirdeğini çıkarın, hücre yaşıyor. Ama membranı alırsanız hücre kalmıyor. Demek ki hücrenin beyni membranda ve yaşlanma da orada. Bu membran her gün omega 3 tarafından onarılıyor. Yani biz yeterli omega 3 almazsak bizim hücrenin membranı, yani 80 trilyon hücrenin membranı onarılamıyor. Onarılamayınca ne oluyor? Defekter oluşmaya başlıyor, kırılmalar oluşmaya başlıyor. Hücre yaşlanıyor. Hücre yaşlanmaya başlayınca da erken yaşlanıyorsunuz. Bu kadar basit bakın. Anti-aging, anti-aging. En büyük anti-aging omega 3'tür. Bunu baştan size söyleyeyim. Yani D3K2 ile beraberdir tabii ki. Biraz sonra bahsedeceğim. Bu ikisinin tam dem alınması gerekiyor. Bunun tam dem alınmazsa yaşlılığın önüne geçemezsiniz. Bu yaşlılığın önüne geçebilmeniz için anti-aging bir sürü preparatlar var Türkiye'de. Hiçbiri önce D3K2 ya da kir alın demiyorlar. Ama sizin hücre membranınız ne yazık ki Norveç'te yaşamadığınız için omega 3 fakiri bir ülke olduğunuz için besinleriniz omega 3 olmadığı için ve hücre hayvansal omega 3 ister. Bakın burası çok önemli. Bitkisel omega 3 istemiyor. Bir kiril kapsül karşılığı, tabii biz omega 3'te normal omega 3 kullanmıyoruz, kiril kullanıyoruz. İçinde astaksantin bulunan, balinaların yediği planktonlar, kırmızı planktonları olan sert ve fosfolipid formundaki bir omega 3 kullanıyoruz. Melike Hanım biraz önce ne dedi? Hücre membranı fosfolipid formunda dedi. Sizin kullandığınız omega 3 trigliserit formunda, adı üzerinde. Yani geldi hücreye giremiyor. Şimdi kirildeki EPA ve DHA değerlerine bakmayın. Orada 100 yazıyor, diğerinde 700 yazıyor. O 100 puanlık EPA DHA 100-100 hücreye giriyor. Fosfolipid olduğu için, eşdeğer olduğu için giriyor. Diğer 700'lüğün onda biri bile girmiyor. Ya 7 puan, 8 puan kalıyor.
Herkes alınca EPA diye, herkes ezberleme başladı şimdi. Çok güzel, bilgilenme güzeldir ama bilginin temeli olmazsa o da olmuyor. Demek ki kirildeki 126'lık EPA, 120'lik DHA değerleri hücrenin biyo yaralım açısından size yeterlidir. Her gün biz eğer sardalya yiyorsanız, 400 gram sardalya yiyeceğim ben derseniz bir şey demiyorum. Ya da her gün hamsi yerseniz. Çünkü suyun üzerinde yüzen ağır metali az olan bir balık yemek zorundasınız. Ağır metali fazla olanları yediğiniz zaman da farklı sorunlar çıkıyor. Yani her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca kirin içerisinde ağır metal yok. Diğer omega 3'lerde ağır metal var. Onların EFA değerleri değişik geçiyor. 5 yıldız alması gerekiyor. Orası uzun hikaye ama ben omega 3 taraftarı olmadığım için, kirli taraftarı olduğum için de ben kirli size tavsiye ederim. Burada en iyi omega 3 açısından. Onun da her gün alınması gerekiyor. 400 yani bir kirli kapsülün karşılığı neymiş? 400 gram hamsi ya da sardalya. Bunun bitkisel karşılığı da 70 kilo iş ceviz. Ha, ben her gün 70 kilo iş ceviz yerim derse, Levent Hocam herhalde zorlanmaz gibi geliyor sırıttığına göre. Yani sonuçta bu kadar kafanızı kalsın diye bu kiloları veriyorum ki, hocam ben işte şunu yiyorum, bunu yiyorum, yok kenevirden omega 3 alıyorum, yok chia alıyorum, yok bunu bakın yemeyin demiyorum. Yiyin bakın, ceviz yiyin, chia yiyin, kenevir tohumu yiyin, bakın yararlıdır, salataları koyun ama benim vücudum ne yazık ki kodlaması hayvansal omega 3'e kodlanmış ve bu omega 3 eğer fosfolipid formda olursa kirildeki gibi biyo yararlılığı yüksek oluyor. İkinci maddemiz kalsiyum. Üçüncü maddemiz kalsiyum. Zaten biz bunu D3K2 ile oluşturuyoruz. Yani ekstradan bir kalsiyum almanıza vücuda gerek yok. Yani bizim besinlerimiz içerisinde kalsiyum oranı çok çok iyi. Yani onu biz karşılıyoruz. Biz kalsiyumda alkali kalsiyum istiyoruz. Asitik kalsiyum istemiyoruz. Asitik kalsiyumun en tepesinde inek sütü geliyor. Amerika inek sütünde en çok inek sütü tüketen ülke, en çok da osteoporoz olan ülke. Şimdi burada kalsiyumun asitozundan bahsedeceğim ineğin. Sonra alerjisinden bahsedeceğim. Sonra kanserinden bahsedeceğim. Sonra da ineğe çarpı koyacağız. Yani inek hayatınızda olmaması gerekiyor. Olması gereken inek Erzurum'un dağlarında kendi ırkımızdan kekik yiyen bulursanız ona bir şey demem. Ama ve lakin bizim buradaki damlarda, inek damlarında mısır sılaşı yiyen ya da soyayla birlikte, soya küspesiyle birlikte yüksek östrojen hormonu içeren besin alan bir inek yemeyin. İleride kazein bir proteini, onu da not alabilirsiniz. Ne yapıyormuş? Eğer sürekli bunları yersek, özellikle işlenmiş inek ürünleri yersek, bu kazein bir proteini 1989 yılında modifiye oldu. Artık kişilik değiştirdi ne yazık ki. Bizde östrojen hormonlarını tetikliyor. Burada tetiklediği hormonlar özellikle yani büyüme hormonlarını tetiklediği için kemiklerde büyümelerimiz başlıyor. Bazı kemiklerimizde özellikle ergenlik çağındaki çocukları çok görmeye başladık. Ardından da bu sürekli yeme artarsa çevrenize baktığınızda 40 yaşından sonra kadınlarda meme seyağı, bakın banko söyleyebiliyorum alt bir şekilde, erkeklerde de prostat seyağının bir numara etkenidir. Ama herkes daha halen daha düşünüyor. Biz testlerde sorduğumuzda çok net olarak çıkıyor. Bu kanser neye bağlı olarak çıktı diye tek soru sorduğumda ikinci saniyede ineği ben bulabiliyorum artık. Yani çok basitleşti iş. Onun için kendinizi seviyorsanız dediğim gibi tavuk ürünleri de aynı şekilde. O yediğiniz tavuklar 34 günlük civcivdir. Tavuk falan değildir. Sanal bir metrikteki tavuğu yiyorsunuz. O da aynı yemiyor. Besleme balıkları asla yememeniz gerekiyor. Sakın yemeyin. Norveç'in gelen şeyi, somonları üzerinde wild yazmıyor. Bakın wild yazması lazım. Onlar besleme somonlardır. Onlarda omega 3 yok. Boşu boşuna somon yemeyin. Yani eğer wild somon bulursanız, yani vahşi somon bulursanız onu yiyin. O çok iyidir. Yani omega 3 açısından. Ama yoksa gelin yani ülkemizin sardalyası bir hamsisini yiyin. Oldu mu? En güzel balıklar bunlar şu anda bizim omega 3 açısından. Peki biz kalsiyum açısından neler tüketebiliriz derseniz soğuk sıkım keçi boynuzu özünü çok tavsiye ediyorum. Soğuk sıkım olacak. Niye soğuk sıkım olacak ama niye öz olacak? İkisini açıklayayım. Çünkü farklı ısılarda bunu yaparsak keçi boynuzun özelliği kaçıyor.
Keçi boynuzun Latincesi serotonyadır. Bunu baştan size söyleyeyim. Yani mutluluk hormonudur. Serotonya adı üzerinde serotonindir. Bizim insülin direncini kırıyor. Demek ki çocuklarınızı her sabah kahvaltının içerisinde 2 yemek kaşığı keçi boynuzu özü verdiğinizde hem mutlu olacaklar hem de kalsiyum değerleri çok çok güzelleşecek. Bunun yanında Türk susamından yapılmış tayin de vereceksiniz 2 kaşık. İnek vermeyin de ne verirseniz verin ama alkali kalsiyum verin. Alkali kalsiyumun en tepesinde bunlar var. Koyu yeşil otlar, ineğin yediği, onlarda da çok yüksek var. En çok yüksek roka, tere ve dere de var. Ama koyu yeşilin hepsinde kalsiyum var. Demek ki bizim kalsiyumla ilgili sorunumuz yok. Yani onu alıyoruz bir şekilde. Ya da yazın 5 tane incir yediğinizde yine o kalsiyumu almış oluyorsunuz. Zaten yeterli D3K2 aldığınızda biraz sonra söyleyeceğim magnezyumu da alırsanız. Çünkü D3K2'nin yani kendi arasındaki kombinasyonda birbirlerini tetikliyorlar magnezyumlar. Bir dengedir bu. Tatravali gibi düşünün. D3 aldığınızda yani K2 D3 aldığınızda magnezyumu dengelemezseniz işe yaramıyor baştan söyleyeyim. Ayrıca magnezyum yaklaşık 3000 tane enzimin kofaktörü. Yani bizim yaşamsal döngülerimizde magnezyum çok önemlidir. Peki magnezyumu hangi formda alacağız? Ne yazık ki firmalar bu konuda rigid davranıyor. Magnezyumu da fosforikum formunda almamız gerekiyor. Vücuda girebilmesi için fosforikum formunda olması gerekiyor. Bu da sadece Schuster 7'de var. Yani 12 tane Schuster'imiz var. 7 numara magnezyum fosforikumdur. Bu yaşamsaldır. D3'ü aktif hale getirir. D3 de onu aktif hale getirir. Demek ki biz eğer sağlıklı olmak istiyorsak her sabah bir D3K2'mizi almamız gerekiyor. Yanında omega 3'ü yani kirili almamız gerekiyor ve magnezyum almamız gerekiyor. Dördüncü element mitonun istediği her sabah D-riboz. Bu konuda yasal bazı sorunlar var. Bir türlü iyi ribozlar, D-ribozlar gelmiyor. Şekerin mitokondriye giren özelliğidir bu. Şimdi burada bir parantez açacağız. Şekerlere geleceğiz. Şekerler eskiden glikoz yapıdaydı. Yani glikozdu bu. Çok güzeldi. Yani pancarın glikozu, şeker kamışının glikozuydu. Ama artan insan nüfusu nedeniyle ve raf ömrü nedeniyle ve şekil nedeniyle bizim şekilciliğimiz var. İnsanoğlu şekilcidir, bunu unutmayın. Nedense o şekilciliğimizi biz kıramıyoruz. Yani mütevazi ve basit yaşamayı bir türlü öğrenemedik. İnşallah öğreniriz diye düşünüyorum ama bizim şekilciliğimiz bizim başımıza çok şeyler neden oluyor. Rafta güzel dursun, 2 yıl dursun, şekli güzel olsun ve beyaz olsun. Yani 2 yılda hiç bozulmasın. Bunun içine ne koymam lazım? Yüksek fruktozlu mısır şurubu koymam gerekiyor. Bunları yapabilmem için. Efendim bu koyu kahverengiler iyi mi? Değil. O da şeker pancarının dışındaki kahverengiyi alıyorlar. Onları eziyorlar, sulandırıyorlar. Onu koyuyorlar. Yani onu değişmiyor. Yani kahverengi alınca siz şekeriniz yani iyi şeker olmuyor. Aynı şekerin kahverengi renklisi olmuş oluyor. Yani değişen bir şey olmuyor. O da kötü. Demek ki bir birim glikoz aldık. Glikoz pahalıydı. Bir birim yüksek fruktoz aldık. Mısır şurubu aldık. Bunu birleştirdik. Bu ne oldu? Sukroz oldu. Yani şu anda yediğimiz rafinelere, yani raf ömrü uzun şekeri yaptık. Güzelce şekillendirdik. Bembeyaz oldu. 2 yıl duruyor, bozulmuyor. Eve koyuyorsun 2 yıl hiçbir şey olmuyor. Diğeri bozuluyor. Yani hem pahalı hem bozuluyor. Peki bunu satarken ne yapıyor? Aynı fiyattan satıyor. Yani glikoz fiyatından satıyor. Buna da dikkat edelim. Şeker kamışı pekmezini yaptırdık. Instagram'da Beril Hanım bunu yaptı. Şaman Secret sayfasında. Beril Hanım bizim aynı zamanda kombuça çaycımız, üreticimiz. Kendi sayfasında yayınladı. Satışları var. Bitmeden alabilirsiniz. Gayet güzel testlerini yaptım. Testlerinden geçti güzel bir şekilde. Bunu kullanabilirsiniz. Yani doğaldır. Peki şeker yerine ne kullanabiliriz? Türkiye'de çok fazla çeşitlilik ne yazık ki yok şu anda. Ama özellikle hurma şekerini ben çok öneriyorum. Ama iyi bir hurma şekeri bulun. GDO'lu olmayandan bulun. Çünkü Arabistan'dan gelirken GDO'lu maddeye katılanlar var işlerine. Hurma şekeri bu yönden gayet iyidir. Kullanabilirsiniz.
Gelelim mitokondrilerin tekrardan enerji portallarına. Demek ki biz sabah kalktığımızda D3K2 istiyor, omega 3 istiyor, magnezyum istiyor, riboz istiyor. Bu dördünü vermek zorundayız. Bunları verdikten sonra biz yaşamsal olan diğerlerine bakıyoruz. Şimdi mitokondrinin en büyük 16 tane blokaj yerleri var. Bunları biraz anlatalım sizlere. Özellikle hidrojen peroksit türevleri var. Bu hidrojen peroksit türevlerinde çok kapanmalar neden oluyor. 16 tane delik düşünün mitokondrinin çevresinde. Bu deliklerin tek tek açılması gerekiyor. Tabii bunlar için frekans terapi gerekiyor. Yani biz aldığımızda lipozomdan öncekisini anlatıyorum. Şimdi lipozom bunu yendi. Yani çok şükür o delikler kapalı da olsa yanlardan geçiyor. Çünkü hücreyi açtığı için artık o zorluklar bizim için kaldırıldı. Ama bu deliklerin tekrardan güzelce temizlenmesinde tabii ki fayda var. Bu delikleri en büyük kapatanlardan bir tanesi hidrojen peroksit, tensitit, formaldehit, klor. Şimdi klor niye çok zararlı bize? Klor ne yapıyor? Belediyenin suyuna koyuyorlar. Belediye niye koyuyor? İşte antibakteriyel, antiseptik olarak koyuyor. Çünkü bizim sağlığımızdan sorumlu. Klor evin kapısına kadar gelmesi gerekiyor. Ama evin kapısından sonra bana evin içine girmemesi gerekiyor. Klor evin içine girdiği anda benim vücuduma giren klorun 1/3 musluktan, 2/3 duştan alıyor. Peki benim içime girince ne yapıyor klor? Biraz önce mide asidi gibi beni affecek yapıyor. Yani bembeyaz yaparlar ya, işkembe yalısını döverseniz böyle benim vücudumdaki kötü, iyi bütün bakterileri öldürüyor. Ben bu kadar probiyotik yemişim, prebiyotik yemişim, postbiyotik yemişim. Yani bir şeyler yapmaya çalışmışım. Ben klorlu suyu içtiğim anda o klor benim bütün sistemimdeki bakteriyel yapıyı öldürüyor. Kötüsünü de öldürüyor, iyisini de öldürüyor. Demek ki bizim dış kapının, yani dışında musluğa girmeden, eve girmeden bir klor filtresi koymamız gerekiyor. Ya da en basitinden 2/3 aldığımız duşa koymamız gerekiyor. Çünkü biz kaynatınca klorun çoğunu attığımız için içme suyundan çok almıyoruz. Yani damacana sudan içtiğimiz için o önemli değil bizim için, ama bizim için önemli olan en çok klor aldığımız yer yazın havuzlar, kışın da duş. Yani duşta biz o sıcaklıkta bir de çektiğimizde klor giriyor ve bizim yararlı bakterilerimizi öldürüyor. Demek ki klorların filtreleri, internette Google'da yazdığınızda klor filtresi diye ucuz bunlar. Tabii ki bunun ömrü var, filtrenin ömrü olduğu için bunları koymanız gerekiyor sağlıklı yaşam açısından. Bu konuda da nedense iyi bir reklam yapılmadığı için insanlar bu konuyu da bilemiyorlar. Yani çok önemli bir konu bu klor. Hem mitokondri enerji portalını kapatıyor, hem de bizim bütün sistemdeki bakterilerimizi, iyi bakterilerimizi öldürüyor. Biz 2.1 kiloluk bir bakteri kütlesiyle yaşıyoruz. Yani bizim yaşadığımız bakteri kütlesi 2.1 kilo. Onlar mı host, yani ev sahibi, ben mi ev sahibim diye sorarsanız aslında onlar ev sahibi. Onlar karar veriyor. Eğer iyi bakteri sayısı, yani bin tane iyi bakteri, 10 tane kötü bakteri olmak zorunda, ama Türkiye'de kandidası pozitif olmayan yok şu anda. Yani biz her testte kandida aşırı yüklü çıkıyor. Kandida fazlalığı ne yapıyor? SIBO'ya kadar gidiyor. SIBO yaptıktan sonra biraz önce Melik Hanım çok çok iyi anlattı orayı. Eğer bizim bağırsak floramız iyi değilse emilim de olmuyor. Özellikle 12 parmak bağırsağın ikinci boğumundan sonra orada emilim iyi değilse, mukozamız Marshall 4 dediğimiz mukoza deformasyonu olduysa orada sorun başlıyor. Burada görüntü gitti gibi. Ben bir alayım tekrardan Melike. Sesim geliyor mu? Evet hocam, sesiniz geliyor ama görüntü ufaldı. Evet. Onu ben de. Farklı dişler İşcan Hanım ekran paylaşım moduna geçiyor. Yanlışlıkla evet. Oldu galiba. Onu bir değiştirebilecek misin? Teoman hocam oldu. İkon küçüldü. Fatma Hanım siz stop sharing moduna geçmeniz lazım. Evet, düzeldik. Teoman hocam sıra sizde. Tamam, nefes almış olduk. Neyse bahaneli. Demek ki klor yani bizim için yaşamsal değil. Yani tabii ki suyun temizlenmesinde yaşamsal, ama evin içinde yaşamsal olmadığını bilin. Ayrıca
Tuzlardaki iyoda gelelim. Konu buradan açılmışken. Ya ben iyodu tuzu iyotlu aldım diye boşu boşuna onlarla uğraşmayın. Niye? Çünkü klorla birlikte iyot, klor iyotun emilimini bitiriyor. Yani isterseniz 2 ton içine iyot koyun tuzun, hiçbiri eminemez. Bu elektron transferiyle alakalı. Şimdi klorun elektron transferi ufacıktır, klorun büyüktür. Burada bor da vardır. Yani bir sürü şeyler vardı ama oraya girmeyeyim. Sadece kloru anlatayım. Demek ki vücudun girişini engellediği için demek ki tuzların içerisindeki iyotun oranının bir anlamı yoktur. Yani iyot tuzu alsanız dahi o tuz klor olduğu için, sodyum klorinin kloru olduğu için lütfen iyodu tek başına ligol formunda alacaksınız. Onu da sabahleyin aç karnlanmanız gerekiyor. İyot çünkü hiçbir şey sevmiyor. Aynı çinko gibidir. Hiçbir şey sevmez. Sabah kalktığınızda %2'lik ligolün bir damla damlatın ve için. Yani bunu test yapmanızda da gerek yok. Çünkü bunun 10.000 katını Japonlar her gün alıyor. Yani benim bahsettiğim dozun 10.000 katını deniz yosunları yiyor adamlar. Güney Kore olsun, Japonya olsun. Hiçbir şey olmuyor. Olsa onlar iyot zehirlenmesi olurdu. Yani test tabii ki testten yapıyoruz ama günün rahatlığıyla herkes %2'lik Lugol'den, Lugol diye geçiyor. Bundan bir damla damlatıp su bardağına kalka kalkmaz içebilirler. Konu çinkodan açılmışken bunu da anlatayım. Çinko da hiçbir şey sevmiyor. Yani aldığınız o 30'lu 40'lı kombin preparatlarda çinkolar var, selenyumlar var. Çinko sadece selenyumu seviyor. Selenyumun da metiyonin formunu seviyor. Selenyum metiyonin formunda olacak. Çinko bisglisinat formunda olacak. Çinkonun ikinci formu pikolat formudur. Biyo yararlılığı açısından en üstün formlardır. Çinko da bakır eminimini azalttığı için de bu preparatların içerisinde ona bir oranında bakır koymak zorundasınız. Bakırı da gene bisglisinat formunda koymak zorundasınız. Yani formları da öğrenmek zorundasınız. Artık yani ben artık bunu kullanıyorum da iş bitmiyor artık. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Çinko bisglisinat, bakır, biskrin silahat.